Türk halkının Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadeleyi bu kadar güzel anlatan başka bir destan yoktur. Nazım beni affedin, sizi yeterince anlatamadım diyor. Sen bize affet Nazım, biz seni yeterince anlatamadık. Elimde olsa sana ülkemin en büyük ünvanını verirdim ve tüm çınar ağaçlarına Nazım Çınarı derdim. Kuvayi Milliye Destanı, Nazım Hikmet'in Kurtuluş Savaşı'nı baplar halinde anlattığı destandır. Nazım Hikmet, Kuvayi Milliye'yi 1939'da yazmaya başlar, 1941'de bitirir. Destan şu dizelerle başlayıp sona ermektedir. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden, yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Toplam 8 baptır. Dilim döndüğünce 7. bapı anlatacağım. 922 Ağustos ayı ve kadınlarımız ve 6 Ağustos emri ve bir aletle insanın hikayesi. Ayın altında kanılar gidiyordu. Kanılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Toprak öyle tükenmez. Dağlar öyle uzakta. Sanki gidenler hiçbir zaman hiçbir menzile erişmeyecekti. Kanılar yürüyordu. Yekpare meşeden tekerlekleriyle. Ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti. Ayın altında öküzler, başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi ufacık kısacıktılar ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında. Ve ayakları altında akan toprak, toprak ve topraktı. Gece aydınlık ve sıcak ve kanılarda tahta yataklarında koyu mavi humbaralar çırılçıplaktı. Ve kadınlar birbirinden gizleyerek bakıyorlardı ayın altında geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine. Ve kadınlar, bizim kadınlarımız, korkunç ve mübarek elleri, ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yârimiz. Ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve kara sabana koşulan ve ağıllarda ışıltısında yere saplı bıçakların oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar. Bizim kadınlarımız. Şimdi ayın altında kanıların ve hartuçların peşinde harman yerine kehribar başaklı sap çeker gibi aynı yürek ferahlığı, aynı yorgun alışkanlık içindeydiler. Ve 15'lik şarapnelin çeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu. Ve ayın altında kanılar yürüyordu. Akşehir üstünden Afyon'a doğru. 6 Ağustos emri verilmiştir. 1. ve 2. ordular kıtaları, kanıları, süvari alaylarıyla yer değiştiriyordu. Yer değiştirecek. 98.956 tüfek, 325 top, 5 tayyare, 2800 küsur mitralyoz, 2500 küsur kılıç ve 186.326 tane pırıl pırıl insan yüreği. Ve bunun iki misli kulak, kol, ayak ve göz kımıldanıyordu gecenin içinde. Gecenin içinde toprak, gecenin içinde rüzgar, hatıralara bağlı hatıraların dışında. Gecenin içinde insanlar, aletler ve hayvanlar, demirleri, tahtaları ve etlerini birbirine sokulmakta, korkunç ve sessiz emniyetlerini birbirine sokulmakta bulup, kocaman yorgun ayakları topraklı elleriyle yürüyorlardı. Ve onların arasında 1. Ordu 2. Nakliye Taburu'ndan İstanbullu şoför Ahmet ve onun kamyoneti vardı. Bir acayip mahluktu 3 numaralı kamyonet. İhtiyar, cesur, inatçı ve şirret. Kırılıp dağlarda kalan sol arka makası yerine, şasisinin altına, dinginin üzerine budaklı bir yürgen güdüğü sarmış olmasına rağmen ve kalp ağrılarıyla ve 10 kilometrede bir karanlığa yaslanıp durduğu halde ve vantilatöründe 4 kanattan ikisi noksan iken, şahsının ve karlı kudretini resmen biliyordu.
6 Ağustos emrinde ondan ve arkadaşlarından ihsar ve teşkil edilmiş bulunan ve cem an 300 ton kabiliyetinde kabul bulunan 100 kadar seri otomobil diye bahsediliyordu. İhsar ve teşkil olunanlar bu meyanda Ahmet'in kamyoneti, insanların, aletlerin ve kanıların yanından geçip Afyon Ahır Dağları ve imtidanına doğru iniyorlardı. Ahmet'in kafasında uzak bir şehir ve bir şarkı, bu şarkı nihayettir ve beyaz tenteli sandalları, siyah maunaları, güneşli karpuz kabuklarıyla bir deniz kıyısındadır şehir. Vantilatörde adedi devir düşüyor gibi arkadaşlar ileri geçtiler. Ay battı, manzara yıldızlardan ve dağlardan ibaret. Sen Süleymaniyelisin oğlum Ahmet. Çınar dibinde 2 Mars 1 oyunla yenip bücürü kalk. Sıra servilerin önünden yürü. Çeşmeyi geç. Mektep bahçesi, medreseler. Orada Harbiye Nezaretinin arka duvarında siyah çarşaflı bir kadın çömelip yere darı serper güvercinlere ve papelciler. Şemsiye üstünde papaz açılır. Motor mızıkçılık ediyor. Bizi daha başlarında bırakacak millet. Ne diyorduk oğlum Ahmet? Dökmeciler sağda kalır derken, uzun çarşıya saparken köşede sol kolda seyyar kitapçı. Hikayeyi bilinur köşk. 6 cilt tarihi cevdi ve fenni tabahat. Tabahat yani mutfaktan gelirmiş. Yani yemek pişirmek. Hani uskumru dolmasına da bayılırım pek. Yaldızlı kuyruğundan tutup bir salkım üzüm gibi yersin. İleride bir süvari kolu gidiyor, saptılar sola. Uzun çarşıyı dikine inersin. Sandalyacılar, tavla pulcuları, tesbihçiler ve sen İstanbullu. Sen kendi ellerinin hünerine alışmış olduğundan şaşarsın İstanbullulara. Ne kadar ince, ne çeşitli hünerleri var dersin. Rüstem Paşa Camii, Urgancılar. Urgancılarda 100 parça yelkenli gemiyi ve hesapsız katır kervanlarını donatacak kadar urgan, halat ve dökme tunçtan çıngıraklar satılır. Zindan kapı Baba Cafer, uzakta balık pazarı, kuru yemişçiler. Yemiş iskelesindeyiz. Sandalları, maunaları, güneşli karpuz kabuklarıyla yüzüne hasret kaldığım deniz. Sol arka lastik hava mı kaçırıyor ne, inip baksam? Yemiş iskelesinden dilenci vapuruna binip Eyüp'te niyet kutusuna gittikti. Elleri yumuk yumuk, bacakları biraz çarpıktı ama yeşil zeytin tanesi gibi gözler, kaşları da hilal gibi çekikti. Tam Kasımpaşa'ya yaklaştık, beyaz başörtüsü lastik hava kaçırıyor. Derdine deva bulmazsak eğer, dur bakalım Baba Cafer. 3 numaralı kamyonet durdu. Karanlık, kriko, pompa, eller. Küfreden ve küfrettiğine kızan elleri. Lastikte ve ihtiyar tekerlekte dolaşırken Ahmet hatırladı. Bir gece nüzüllü babaannesini sedirden sedire taşırken kadıncağız. İç lastik boydan boya patladı, yedek yok. Dağlarda avaz avaz imdat istemek. Sen Süleymaniyelisin oğlum Ahmet. Sana tek başına verilmiştir 3 numaralı kamyonet. Hem hani bir koyun varmış, kendi bacağından asılan bir koyun. Süleymaniyeli şoför Ahmet. Soyun, soyundu. Ceket, külot, pantol, don, gömlek ve kalpak ve kırmızı kuşak. Ahmet'i postallarının üstünde çırılçıplak bırakarak dış lastiğin içine girdiler. Şişirdiler. Bu şarkı nihavendtir. Deniz kıyısında bir şehir. Beyaz başörtüsü. Saatte 50 yapıyoruz. Dayan ömrümün törpüsü. Dayan da dağlar anadan doğma görsün şoför Ahmet'i. Dayan arslanım. Hiçbir zaman böyle merhametli bir ümitle sevmedi hiçbir insan, hiçbir aleti.